Merhabalar arkadaşlar. Konumuz türev ve soru çözümlerinden devam edelim. Haydi bakalım arkadaşlar. Birinci soru. Görüküyor mu arkadaşlar? Evet, görmüyormuş şurası. Birinci sorumuz şu. Gx, fx bölü x kare artı 2 fonksiyonun türevi verilmiş. Tamam. Benden o zaman fonksiyonun, g fonksiyonun türevini alıyorum. Arkadaşlar izleyin. Bölmenin türevi var burada. Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü ilk paydanın karesi. Haydi. X'e ne 0 yaz diyor. Yazdım. F 0 6 burası 0 2 eksi 0 çarpı F 0. Burası 0 geliyor. Zaten 0 çarpı bura ne olursa 0 yutar. Bölü 0 artı 2'nin karesi 4 yapar arkadaşlar. Bitti. 12 bölü 4'ten 3 cevabı karşımıza gelmiş oldu. Bu arkadaşlar. Geldim ikinci sorumuza. Haydi. Fonksiyonun bütün reel sayılar için türevlenebilir olduğuna göre arkadaşım türevlenebilirse ne olması lazım? Limitli olması lazım. Önce limitliye bakalım. Limitli arkadaşım. X yerine 2 yazdım. Sağdan ve soldan limitlerine bakıyorum. 10 artı A eşittir. Sağdan limit, soldan limitine bakıyorum. 2 yazdım. 4 artı 2B artı 1. Sağa sola attım arkadaşım. A artı 5 eşittir. 2B oldu mu? Peki türevli olduğu yere bakıyorum. Türevli olması için sağdan ve soldan türevlerine eşit olacak. Sağdan türevi 5 eşittir. Soldan türevi 2x artı b oldu mu? X'in 2 yazacağım. 5 artı p eşittir. 4 artı b'den b eşittir. 1 oldu. B'nin yerine 1 yazarsam a eşittir. 1 yazarsam 5, 2'den 5 çıkarsa eksi 3 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Geldim şu sorumuza. Şu üste yazayım. Fx fonksiyonumuz verilmiş arkadaşlar. Eğrisinin x eşittir bir bölü 2 noktasındaki normalinin eğimi 1 olduğuna göre arkadaşlar normalin eğimiyle teğetin eğimini çarptığınızda eksi 1 değil miydi? O zaman teğetin eğimi ne olur? Eksi 1 olur arkadaşlar. X yerine x'e göre türev al. X yerine 1 bölü 2 yaz. Teğetin eğimine eşitti arkadaşlar. Çünkü bunu türevin, evet arkadaşlar, türev eşittir mt olacak. Haydi alalım o zaman. 6x eksi 2kx sabitin türevi 0 eşittir ne eşit? Eksi 1 eşit. Peki x ne yazacağım x'in yerine? 1 bölü 2 yazıyor. Yazalım çünkü bu noktasındaki normal eğimi. O zaman 6 çarpı 1 bölü 2 eksi 2k çarpı 1 bölü 2 eşittir eksi 1. Düzenlerseniz 3 eksi k eşittir eksi 1. K eşittir. Ne gelir arkadaşlar? K eşittir eksi 4. K eşittir 4. Eksi k eşittir eksi 4. K eşittir 4 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet şimdi şu soruya geldik arkadaşlar. Ya buraya niye yazmıyor? Yukarı yazacaktım ya. Uf, vay 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 vay. Şu fonksiyonun türevini alırsam ben şunu istiyor bizden. Burası neydi arkadaşlar? G'nin türevinde fx çarpı fx'in türevi. G'nin türevini alıyorum arkadaşlar. 2 çarpı fx yazıyorum. Fx'i yazıyorum. Çarpı fx'in türevi 4 oluyor arkadaşlar. Hadi bu da çarpı 2 kere 4 8 x 32 x artı 6 24 olur. Evet arkadaşlar bu da bu. Evet şu soruya geldik. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilen bir f fonksiyonu. Şuna göre türev alıyorum arkadaşlar. Elhamdülillah. Türev alıyorum. G'nin türevi x eşittir. Evet g'nin türevi x eşittir. Şuraya göre türev, f'nin türevinde x çarpı fx çarpı için türevi. İçin türevini alırsam çarpım türevi var arkadaşlar burada. X'in türevi 1 fx
artı ikincinin türevi fx çarpı x oldu. Burayı kapat arkadaşlar. Tamam. Sonra x yerine 1 yaz diyor. Evet. 1 çarpı f1 çarpı f1 artı f1'in türevi çarpı 1. Şunda bir f1 1. 1 kere 1. f1 çarpı 1. 1 daha 2 geldi. Burası da 2 geliyor. Şurası 1. Burası da 1. 2 geldi. F1 1'di zaten. O da 1 çarpı 2'den 2 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet, şimdi şu sorudayız arkadaşlar. Şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi burada ben şu ne istiyor bizden? Bu ne arkadaşlar? X noktasındaki bir noktasının türevi değil mi arkadaşlar? O zaman fonksiyonun türevini alacağım ve bir noktasının türevini bulacağım arkadaşlar. Haydi beraber bulalım arkadaşlar. Peki bir noktasının türevi neresi? Aha burası. Burası ne arkadaşlar? Bir noktasında teğet olduğu yer burası. Bakın arkadaşlar sıfır gelecek. O da çünkü sıfır cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet. Şimdi şuraya geldik arkadaşlar. Bu da nedir? Yine türevi gösteriyor. Türevini al. X'in yerine 1 yaz diyor. Türevini alalım arkadaşlar. Hemen şurada alıyorum. Üst taraftan. 3x kare. Eksi eksi artı oldu burası. Artı. Payın türevi 0 çarpı payda. Eksi. Eksi 3 çarpı paydanın türevi 2x bölü paydanın karesi. Şurası ne oldu ama eksi oldu. Evet. Artı şuraya geldim arkadaş. Üçüncü yerden diyor. 1 bölü 3 çarpı kök içinde üçüncü yerden x kare gelir arkadaşlar. Şurası bir azalacak. Tamam işte bu. Hadi x yerine 1 yaz diyor. Yazarsan burası 3. Artı. Eksi 6 bölü 1 artı 1 bölü 3. Oo, evet biz bir yerde hata mı yaptık bakalım arkadaşlar. Eksi eksi artı oldu. Şurası artı. Şuraya geldiğimiz zaman burası sıfır eksi. Ya bu eksi geliyor. 3x kare tamam. Evet burada rasyonun eksi geliyor. Arkadaşım ben nerede hata yapıyorum? Şu işaretlere bir daha bakalım. Bir yerde basit bir hata yapıyoruz arkadaşlar. Veya soruda hata olabilir. Hatamız yok. 3x kare. Eksi eksi. Şurası. Artı. Bu da ne yapar? Payın türevi 0 olduğu için tamam. Eksi paydanın türevi 2x çarpı eksi 3. Pardon arkadaşlar. Şurası. Eksi ama oraya kattım. Katmadan yapalım o zaman. Eksi diyeyim şuraya. Yine aynısı gelecek. Geçen bir şey olmayacak. Eksi. Şura. Ne gelir aslında? Paydanın türevi 2x eksi 3. Bölü ne geldi? X4 mü geldi? Tamam. Evet. Artı artı burası zaten demin 1 bölü 3 çarpı x kareydi. X yerine 1 yazdım. Burası 3. Eksi eksi artı oldu. Artı 6 oldu. X yerine 1 yazdığım için. Artı 1 bölü 3 oldu arkadaşlar. 9, 20 ve 28 bölü 3 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Kolay bir soruydu. Evet şimdi şu sorumuza geldik arkadaşlar. Toplamları 12 olan x artı y sana vermiş 12. X, y sayıları için bu. Hemen arkadaşlar denklemi için y eşittir 12 eksi x dediniz ya. Getiriyorum. Şurada yerine yazıyorum. X kare çarpı y gördüğüm yeri 12 eksi x yazdım.
Arkadaşlar en büyük ve en küçük değeri gördüğünüzde buranın türevini al, sıfıra eşit de ve x'i bul arkadaşlar. 2x birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı ikinci. Birinci yani. Sıfıra eşitleyelim. Burası ne yapar? 24x eksi 2x kare eşittir. X kare. Bu da yaparsam ben 24x eşittir 3x kare. X eşittir 8 geldi. Şurada yerine 64 çarpı 12'den 8 çıkarsa 4. 4 kere 4 16. 256 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi şuna geldik. Güzel sorular arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde AC artı CE. AC artı CE. Evet arkadaşlar geliyorum. Alfa. Buraya ben B dersem burası ne olur? Alfa olmaz mı? Hadi çekelim şurasını aşağı. Burası nedir? Sinüs alfa olur. Şurası AC ne olur hocam? 8 bölü sinüs alfa olur. Şurası ne olur arkadaşlar? Kosinüs olur. Burası CE ne olur? 1 bölü kosinüs alfa olur arkadaşlar. Tamam. Sinüs alfa nedir? Karşı bölüğü hipotenüsten çektik arkadaşlar. Tamam. Şurada yerine yazarsam veya benden bunu istiyor. 8 bölü sin alfa artı 1 bölü kos alfa. Peki en büyük ve en küçük değer içerisinde şunu söylemiştim ben demin. Türevini al sıfır eşittir. Türevini alalım arkadaşlar. Payın türevi, bölmenin türevi, payın türevi 0 eksi paydanın türevi, sinüs alfanın türevi, kosinüs alfa çarpı 8 bölü sin kare alfa artı. Buraya geldim. Payın türevi 0 çarpı kosinüs alfa eksi kosinüs alfanın türevi sinüs alfa. Şurası. Şu kosinüs alfa yapar. Sinüs alfanın 2 kosinüs alfa eksi sinüs alfa yapar. Bölü kos kare alfa yapar arkadaşlar. Haydi burada düzenleyelim beraber. Eşittir 0 diyorsun. Burada düzenlersek o zaman işte 8 çarpı kos alfa bölü sin kare alfa eşittir. Sin alfa bölü kos kare alfa. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman ne geliyor? Şunu şuraya atalım. Şunu şuraya atalım. 8 eşittir sin alfa bölü kos alfa küpü. Sen hangi sayının küpüsün? O zaman sin alfa bölü kos alfa 2 olur. Bizden kotanjant alfa istiyor. Tam tersi 1 bölü 2 gelmiş olur arkadaşlar. Bu da bu. Hadi bakalım diğer sorumuza. Bu kolay arkadaşlar. -4, -8 aralığında fx fonksiyonunu türevsiz olduğu noktaları söylüyorum. Arkadaşım bir yerin türevli olması için önce limitli olması lazım. Sürekli olması lazım. Bakıyorum sürekli. Burada tüm türevli. Evet. Burada limitli, sürekli ama kırık uç. Kırıklarda, sivri uçlarda türev olmaz. 1. Geldim. Limit yok. Türev var burada. 2. Türev yok yani türev. Tanımsız değil. 3 süreksiz değil yani. 3 tane noktam var arkadaşlar. Evet cevabınız bu geldi. Kaç tane geldi? 1, 2, 3. Peki bize nereyi istedi? -4. Başka yerimiz var mı arkadaşlar? Ne istiyor? Noktanın apsislerinin toplamını istiyoruz bizden. Toplamlarını iste. 1, 2 daha 3. Bu eksi pardon. -3. Bir daha -2, 6 daha 4 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Bu da toplamlar istiyormuş bizden. Yani bura, bura, bura. O zaman -3, artı 1, artı 6, 3 noktada olduğu için. Evet şimdi şu sorumuza geldik arkadaşlar. Evet yukarıdaki bölümlere göre A, B, C, D dikdörtgeninin alanı en çok kaçtır diyor. Hemen şurayı gördün mü? Evet şimdi şurası şuranın eğimi nedir? Şuranın eğimi nedir? X'in yerine 0 yazdım. Y'miz 2 tamam şurası 2'ymiş. Şu doğrumuz belli değil mi? Ha bu doğrumuz belli. 2'ye eksi 2 olduğu için o zaman ne olur? Buranın eğimi de 45 olur. Şu açı kaç derece oldu? 45 oldu. O zaman bura ne olur?
Burası dikkat edin arkadaşlar, ben buraya A dersem burası ne olur? Şurası 2 eksi A olmaz mı? Şurası A ise şurası 2 eksi A olur. O zaman burası 2 eksi A oldu mu? Tamam. Şurası da A zaten. Şuraya ben B desem, dikkat edin arkadaşlar, şu an eğimi nedir? 1 bölü 2 değil mi? Eksi 1 bölü 2. O zaman ben şuraya ben 2 eksi A dediğim zaman burası ne olur? Hatta şöyle yapalım. Şurasına B ise burası ne oldu? 2 değil miydi? 2 eksi B değil mi? O zaman 1'e 2 oranı varsa, yani şurası 1 iken bura 2 ise, bura 2 eksi A ise burası ne olur? 4 eksi 2 A olmaz mı? Evet, 4 eksi 2 A oldu. Evet. Şurası 4 eksi 2 A oldu. Burası da B oldu arkadaşım. Hatta öyle değildi. Şöyle yaparım ya. Burası ne eşit? 2 değil miydi? Burası da 2 eksi B değil miydi? O zaman şunları bilmek eşit dersem ben 2, 4 eksi 2 A eşittir. Şurası B olduğu için 2 eksi B. Haydi burayı düzenleyelim. 2 eksi 2 A eşittir. Eksi B'de eksinden çarparsam 2 B oldu arkadaşlar. B gördüğüm yeri 2 A yazarsam, şurada yanlış mı yaptım? Evet. 1'e 2 oranı var. 1 bölü 2 bura 2 ise burası 4 olacak. Tamam. 1'e 2 oranı var. 2A eksi 2A. O da B eksi burası 4 oluyor. Evet, B eksi 4 oluyor burası. 4 eksi B oluyor. 4 eksi B'ymiş şurası. Şurası 4 eksi B oluyor. Şurada nokta 4 oluyor arkadaşlar. Çünkü 2 ise burası 4 olacak. 4 eksi B oldu. Şu 4'ler giderse şurası 2 eksi A ise 1'e 2 ise burası 4 eksi 2 A oldu. Burası 2 ise burası 4. O zaman burası 4 eksi B oldu. 4'ler gider. B eşittir 2 A oldu. B'miz 2 A eşitmiş. Aha, buldum. Haydi yapalım arkadaşlar. Uzun kenar 3 A. Kısa kenar 2 eksi A. En büyük ve en küçük istenirse türev A 0 eşittir arkadaşım. 6 A eksi 3 A kare eşittir. Türevini alıyorum. 6 eksi 6 A eşittir. Sıfırdan A eşittir. 1 geldi arkadaşlar. A'ya 1 yazarsam 3 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Yukarıdaki OABC dikdörtgenin alanı en çok kaç birim karedir diyor OABC'nin. Arkadaş şu nota nedir? Hocam buraya ben x dersem burası ne olur? Eksi x kare artı 6 olmaz mı şurası da? Eksi x kare artı 6. Bunun çarpımı bana alanı vermez mi? Haydi o zaman yaparım. X çarpı eksi x kare artı 6. Türevini al. Çarpımın türevi var. Bunun türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Bu da ne yapar? Eksi x kare artı 6 eksi 2x kare eşittir 0. Eksi 3x kare eksi 6 x kare eşittir 2. X eşittir kök 2 oldu arkadaşlar. X'im kök 2'ymiş. Yerine yazarsam burada kök 2'nin karesi 2 yapar. 6'dan 2 çıkarsa 4 çarpı kök 2'den 4 kök 2 cevabı karşınıza gelmiş olur. Evet, gelmiş bir soru. 2019'da gelen bir soru arkadaşlar. Haydi beraber çözmeye çalışalım. Tabi soru aynı mı bilmiyorum. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu verilmiş. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir g fonksiyonu türevi olan. Fonksiyonun iki tanesi var, bir tane olacaksa yanlış bir tane olması lazım. Şöyle. Fonksiyonun türevi buymuş. Ha, bakın bir noktada sıfır eşitmiş. Ama yalnız hangi noktaymış bu? Evet. Arkadaşlar bitti. O zaman haydi şu fonksiyonu düzenleyelim. G'nin türevinde fx çarpı fx'in türevi eşittir 0. Şimdi buranın 0 olmasın. Ya burası 0 olacak ya da burası 0 olacak arkadaşlar. O zaman bakalım biz. Şuranın 0 olması, fx'in 0 olması, şurasının 0 olması niye eşit olması lazım? 2'ye fx'i buradaydı. O zaman x kare
artı x, eksi 4 eşittir. Ben ne eşiteceğim? 2'ye eşitliyorum. Şu an 0 olması için. Buranın yani eşittir 0 demem için şurasıydı. Şu 2'ye eşitledim. Fx'imiz bu olduğu için. X kare artı x eksi 6 eşittir. Sıfırdan çarpanlar ne geldi? Eksi 3. Yani 3'e eksi 2 geldi. X'imiz de geldi. X'imiz eksi 3. Y'miz diğer kökümüz 2 geldi mi? Eksi 2 geldi. Tamam. Bir de burayı sıfırlarsam, fonksiyonun türevini sıfırlarsam, bu da alalım. 2x artı 1 eşittir 0'dan. 2x eşittir eksi 1. X eşittir eksi 1 bölü 2. O zaman ne geldi? 3 var. Eksi 3 var. 2 var. Eksi 1 bölü 2 var. Arkadaşım çarparsam ben çat çat cevabımıza geldi. 6 cevabı karşınıza gelmiş oldu. 6 pardon. 3 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Hadi testin birini bitirdik arkadaşlar. Haydi kolay gelsin.